Gözü görmeyen, can gözü senin din dünyada dönmeyen din bahsetine söylesin. Allah bütün beşerin ümmetinden eylesin. Sağlıkların altında yağdırsın. Programımızın açılış konuşması, peygamberimizin hayatını anlatan konuşma, arkadaşlarımızın hazırlamış olduğu şiirler, hadis anlamları ve ilahi derneği devam edecek. Selam buradan. Buğra Cansel arkadaşımızı huzurlarınızla davet ediyorum. Sayın Müdürüm, değerli öğretmenlerim ve sevgili öğrenciler, sizleri saygı ve hürmetle selamlıyorum. Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğumuyla dünyayı şereflendirmesinin 1451. yıl doğumunu kutluyoruz. O doğduğu gece önce annenin sonra yeryüzünü ve gökyüzünü nurlandırdı. Peygamberlik vazifesi verildiğinde tebliği kendi evinde başlattı ve Mekke'nin diğer evlerine tebliği ile nurlandı. 40 yaşındayken peygamberlik görevine başlayan peygamberimizin etrafındaki Müslümanlara bakıldığında onlardan çoğunun gençlerden olduğunu gördük. Yine tebliğ vazifesinin ilk günlerinden itibaren gençlere yakından ilgilenmiş ve çevresine daima genç bir kadro bulundurmuştur. Değerli dinleyenler, Efendimiz her alanda bizim en güzel ve en mükemmel örneğimizdir. Şöyle ki, o üstün olmak üzerine olan bir peygamber, bir baba, bir eş, bir anne. Çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez diyerek nasıl birey olmamız konusunda bizlere örnek bir babaydı. O küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze saygı göstermeyen bizden değildir diyerek merhamet ve saygıda nasıl olmamız gerektiği noktasında hepimiz için en büyük örnektir. O insanlar için de Allah'ın en sevdiği kimse kötüleri terk edip iyilere yönelen gençti. Diyerek iyilik noktasına hassas kavramda davranan bir yol göstericidir. O kişi arkadaşının dini üzerinde. Diyerek dostluk, arkadaşlıkta ve vefada nasıl olmamız gerektiği konusunda bizleri başına tahrik etmesi gereken en büyük öğüdü söyler. İşte altı asıl öğrencilerden. Melike'ci de arkadaşımızı, peygamberimizin hayatını anlatan yazı okuması için sahneye davet ediyorum. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 571 yılında Mekke'de doğdu. Mekke'nin Arabistan'ın en nüfuslu kabilesi olan Kureyş'in Beni Haşim boyundandı. Babası Kureyş'in kabilesinin lideri ve Mekke'ye nüfuslisi olan Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah. Annesi ise yine aynı kabilenin Zühre boyundan Vehbi Abdümenaf'ın kızı Amine'ydi. Süt annesinin ismi ise Halime'ydi. Hazreti Muhammed putlara tapmaz, doğruluktan ayrılmaz, yalan söylemez, kimseyi kırmaz. Özellikleriyle, akıllı ve olgun davranışlarıyla, doğru sözlülüğü ve güvenilirliğiyle Kureyşliler arasında saygınlık kazanmıştır. Bundan dolayı Muhammedul Emin denilmiştir. Ticareti, işleriyle uğraşan Kureyş'in saygın ve zengin hanımlarından olan Hazreti Hatice'nin yanında çalışmaya başlamış. Bir dönem sonra onunla evlenmiştir. Kabe'nin onarımından sonra kutsal sayılan Hacerül Esved'in yerine konulması sırasında kabilelerin anlaşamamaları üzerine çözüm için Hazreti Muhammed'e başvurmaları, onun saygı duyulan sorunları çözebilecek güce sahip uzlaştırıcı kişilik özelliklerini gösterdi. Hiçbir yaratıcı olduğu düşünen Hazreti Muhammed zaman zaman Mekke yakınlarındaki İram Ağrısı'na giderek burada düşünceleriyle baş başa kalmıştı. 610 yılında Ramazan'ın 27. gecesi Cebrail aracılığıyla ilk vahiy kendisine ulaştırılmıştı. Hazreti Muhammed İslamiyet'in çağrısı ile ona ilk inananlara ilk Müslümanlar denildi. Bunlar Hazreti Hatice, Hazreti Ali, Hazreti Ebubekir, Zeyd'di. Peygamber Efendimiz'in ve Hacı olarak anılan Mekke ziyareti sırasında 632 yılı
9 Zilhicce Arefe günü 100 binden fazla Müslümana seslenmişti. Orada hem Müslümanlara veda etmiş hem de orada dünya ve ahiret adetini kazanmaları için nasihatta bulunmuş. Peygamber Efendimiz Hacı'dan sonra Medine'ye dönmüş. Bizans'a karşı yeni bir sefer hazırlığındayken hastalanarak 2 Haziran 633 tarihinde 63 yaşında vefat etmiştir. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi, düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul, nerede kaldın ey Nebi? Şimdi de gülümsüyor şiirini okuması için okulumuz 5A sınıfından Nisa Koç arkadaşımızı ve Muhammed'in doğduğu gelin şiirini okuması için Miraç Koç arkadaşımızı da sahneye davet ediyorum. Gülümsüyor. Gülümsüyor. Peygamberim gönül erir. Güller açar gül yüzünde. Hem neşede hem hüzünde. Gecesinde gündüzünde. Allah için gülümsüyor. Çağlar öncesi sonrası. Adem peygamber tebası. Halil İbrahim sofrası. Peygambere gülümsüyor. Melekler safa girince. Yedi kat gök geçilince. Ümmet ona verilince. Allah için gülümsüyor. Muhammed'in doğduğu gece, nur oldu, nurdan oldu. Muhammed doğduğu gece, gözlerde sevinç doldu. Muhammed doğduğu gece, kalplere nur doldu. Muhammed doğduğu gece, müminler selam durdu. Muhammed doğduğu gece, hak dini İslam yaydı. Muhammed doğduğu gece, mümin olanlar çoktu. Muhammed doğduğu gece, gel Salih, tevbe eyle. Muhammed doğduğu gece, günahsız git o kabire. Muhammed doğduğu gece. Güzel yorumlardan dolayı arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Uçuşur iklimli altın kanatlı kuşlar, iklimin kuşlarıdır, yoruldur ya Resulallah. Cennet yamaçları gibidir ordumuzlar cemal ya Resulallah. Şimdi 571'de bir güneş doğdu ilahisini seslendirmeleri için burada yer alan arkadaşlarımızı sahneye davet ediyoruz. Basamaklara bir şeyler.
imanlı gönüllerin rüyası. Seni bilmeyenler ölüdür ya Resulullah. Mustafa'nın bu garip kıtmirin her yerden rüyası. Bu benim gönlümün gülüdür ya Resulullah. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de o peygamber de sizler için güzel örnekler vardır buyuruluyor. Şimdi bizler için örnek olan peygamberimizin hadisi şeriflerinden oluşan derlemeleri okuması için okulumuz 5. sınıf öğrencilerinden Şeyh Musa Halil arkadaşımızı kürsüye davet ediyorum. İslam güzel ahlaktı. İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. İnsanların peygamberlerden öğrendikleri sözlerden biri de utanmaktan sonra dilediğini yap sözüdür. Hayra vesile olan hali yapın gibidir. Hiçbiriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için istemedikçe gerçek iman etmiş olamaz. Seni gül pembe, saçında dalgalar var, boyunda denge, simsiyahtır gözleri. Seni gül pembe, saçında dalgalar var, boyunda denge, saygına sevgona bütün övgüler ona. Allahümme salli ala seyyidina, Allahümme salli ala seyyidina. Gül kokusunu aldı, ay ışığını, alemlerine borçlu tüm varlığını. Gül kokusunu aldı, ay ışığını, alemlerine borçlu tüm varlığını. Saygına, sevgına, bütün övgüler ona. Allahümme salli ala seyyidina, Allahümme salli ala seyyidina. İnci gibi dişleri, hilal kaşları, şefkatle rahmet saçar nur bakışları. İnci gibi dişleri, hilal kaşları, şefkatle rahmet saçar nur bakışları. Saygına, sevgona, bütün övgüler ona. Allahümme salli ala seyyidina, Allahümme salli ala seyyidina. Saygına, sevgona, bütün övgüler ona. Allahümme salli ala seyyidina, Allahümme salli ala. Kısaca bilmemiz gereken de Mekke'ye fethedildikten sonra İslam dini hızla yayıldı. Allah'ın belli inancı iyice kalplere yerleşti. Kurtuluşun İslam'da olduğunu gören insanlar kendiliklerinden gruplar haline gelip Müslüman olmaya başladılar. 23 yıllık şerefli bir mücadelenin hayırlı sonucunu gören Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hicret'in 10. yılında 100 binden fazla Müslümanla birlikte hacca gitti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'ta yaklaşık 124 bin Müslümanı hitaben meşhur hutbesini okudu. Buna veda hutbesi denir. Bu hutbeden sonra şu anlamdaki ayet-i kerime nazil oldu. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Ve size din olarak İslam'ı seçtim. Peygamber Efendimiz ahiret yolculuğunun yaklaştığını ve bundan sonra hac edemeyeceğini anladığı için burada Müslümanlara veda etti. Bu sebeple Peygamberimizin bu adına veda hacı denilmiştir. Peygamberimiz hac vazifesini tamamladıktan sonra beraberindeki Müslümanlarla birlikte Medine'ye döndü. Veda hutbesi kısaca. Bu hutbede eşitlik eserleri bildirilmiş, gerçek anlamda huzur ve mutluluğun temelleri atılmıştı. O zaman sesi uzaklara ulaştıracak hoparlör gibi bir alet olmadığından Peygamberimizin söylediği her cümle bir başkası tarafından yüksek sesle tekrar ediliyor. Bütün cemaati anında duruluyordu. Bu hutbe insan hakları evrensel beyan evresinden çok önce insan haklarını koruyucu önemli hükümler getirmiştir. Veda hutbesinde yer alan bu hükümler şunlardır. 1. İslamiyet'ten önceki bütün cahiliyet genellikleri kaldırılmıştır. 2. Bütün insanlar eşittir. Bir insanın diğerinden üstün olması Allah'a saygı ileridir. 3. Can, mal ve namus ustadır. Her kılıçı tecavüze korunmuştur. 4. Emanetler sahiplerine verilmelidir. 5. Faizin her türlüsü haramdır. 6. Kan davaları kaldırılmıştır. Doğum hatırasına hazırlanmış olduğumuz Meclis'te bir haftası programımız burada sona ermiştir. Programımızda göstermiş olduğumuz ilgiler dolayı hepinize programda